Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hz. Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Her zaman ifade edildiği gibi insanlığın İftihar tablosunun iki önemli yanı var. Bir tebliğ yönü, semalar ötesi, Hamdi Yazır Allame'nin ifadesine göre o ne kabiliyet, ne donanım, ne müstesna varlıktır ki ayakları yerde, bizim içimizde. Fakat semalar ötesi, sistemler ötesi alemlerden bize mesajlar sunuyor. Böyle bir konumla aslında böyle bir şeye dilbeste olarak Allah'ın izni inayetiyle o meselenin talibi olma, onun takipçisi olma mevzuu, bununla meşgul olduğu nispette şeytan insanı meşgul etmez izni ilahiyle. Çünkü sürekli hep Cenab-ı Hakk'ı bürdüzeban ediyor, Efendimiz'e hep bürdüzeban ediyor. İnsanlığı yeniden insanlık adına imar etme dedik. Deformasyona uğramış toplumları, bir yönüyle bağışlayın, dejenerasyona uğramış toplumları, birbirini yemek suretiyle bir nizam tesisi peşinde koşan insanlar, ayrıştırmayla kendilerince bir nizam peşinde koşan insanlar, yeniden bu insanların tamiri ihtiyacı var. Bu düşüncelerin tamiri ihtiyacı var. Bu tamirin önemli yolu da işte o insanlığın iftihar tablosunun bir tebliği, o bize ait değil, o bitmiş, kesilmiş. Diyeceğini demiş, edeceğini etmiş, kavliyle, fiiliyle, haliyle, nakliyle. Fakat bir önemli yanı daha var, onun tebliğiyle eş değerde, temsili. Ne demişse onu katlayarak yaşamış. Öyle bir hal sergilemiş ki 5 sene, 10 sene, 20 sene hayatını takibe koyulanlar onda zerre kadar inhiraf görmemişler. Belki senin esasen böyle bu istikamet içinde bir emin olarak, bir sadık olarak, aynı zamanda yüksek bir fetanet sahibi olarak, bir ismet sahibi olarak, bir mahsum olarak, bir mahsun olarak yaşamanın arkasında ne vardı? Zihinlerde meydana gelecek şeylere o zaman kavliyle cevap verme. Gidilen her yerde, görüşülen herkesle evvela ortaya konması gerekli olan temsildir, haldir. Çok ifade edildiği gibi halle halledilmedik, edilmeyecek hiçbir problem yoktur. Günümüzde problem kuşa görünen insanlar problemleri lafla çözmeye çalışıyorlar. Bugün bir şey söylüyorlar, ertesi gün onu yalanlıyor, başka bir şey söylüyorlar. Ertesi gün öyle değil de ben öyle demiştim, efendim gün bugündür, dem bu demdir falan mülahazasıyla inandırıcılıklarını kaybediyorlar. Hiç farkına varmadan şeytanın figürü haline geliyorlar. Bu insanlar inanmaz. Kandırılmış sürüler, bir şeyle kandırılmış, peylenmiş sürüler, kendilerine ikbal vaat edilmiş sürüler bunları takip edebilirler. Fakat bunlar inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. İnandırmak için temsilde ve halde zerre kadar inhiraf etmeden müstakim bir çizgi gibi onu takip etmektir. Belli bir ölçüde sizin arkadaşlarınız dünyada bunu temsil ettiler Allah'ın izni inayetiyle. İsterseniz buna siz bir yönüyle emri bil maruf, nehyi anil münker yolu, sistemi diyebilirsiniz. Ama onu evvela halleriyle, sonra temsilleriyle ortaya koydular. El alem aklını peynirle yememiş, özür dilerim, halk ifadesi oldu. Nabız tuttular, kalp dinlediler. Ve sonra dediler ki, nedir yani sizin bu halinizin altındaki blokaj nedir? Temel kaynak nedir? Arka planda ne var? Dediler. Vallahi bir şey yok, biz bir şey bilmiyoruz. Hangi dünkü kadın yani, siz kapımızı çaldınız, bana ne isteğim var falan dediniz. Benim isteğim Allah'tan dedim. Vallahi biz bilmiyoruz bir şey. Sadece Allah'ın dediğini yapıyoruz. Cenab-ı Hak bize kendisini anlatmamızı istiyor. Peygamberini anlatmamızı istiyor. Enbiya-i İzam'a saygı istiyor. onlar arasında tefrik etmemeyi istiyor. Kur'an-ı Kerim'e ait ayetler bunlar, bildiğiniz gibi. Bu işte bir maruftur yani, maruf emrediyorsunuz. Şer'i maruftur. Bir örf manasına gelen maruf vardır, bir de şer'i maruf vardır. Aynı zamanda bir de münkerden men ediyorsunuz. Yine halinizle, tavrınızla, davranışınızla. Dünya bütün hazafiriyle, şatafatıyla, debdebesiyle, zinetiyle, göz kamaştırıcı parlaklığıyla seriliyor sizin önünüze. Sergiler gibi seriliyor. Adeta panayır yapıyor gibi seriliyor. Siz gözünüzü alıyorsunuz, hiç bakmıyorsunuz. Görmüyor gibi davranıyorsunuz. Allah Allah, bu istinanın altındaki nedir? Daha parlak, daha cazip şeylere gönlümüzü kaptırdığımızdan dolayı biz bir şeb-i aruz beklentisi içindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize ona ait hususiyeti neyse, çünkü o tabiri Efendimiz de kullanıyor. Tebessüm etti diyor. Yani sizin tebessümünüz nasıl bir memnuniyetin ifadesi ise, bir şeyin ifadesiyle zat-ı üluhiyetine ait mukaddes, münezzeh, mübeccel öyle bir tebessümü var. Öyle bir tebessüm, öyle bir tebessüm peşinde. Onun o memnuniyetini celbetme peşinde olma. İnsanlığa yapacağınız her şey bir yönüyle oraya öyle intikal edecek. Ve sonra ondan da size böyle bir şey intikal edecek. Marufu anlatacaksınız. İnsanları elden geldiğince halle, temsille, münkerden uzaklaştıracaksınız. Dünya hazinelerine tenezzül etmeyeceksiniz. Allah Allah diyeceksiniz onlar karşısında. Bohemliğe düşmeyeceksiniz, ona tenezzül demiyorum. Sukut etmeyeceksiniz. Cismani, beşeri garizelerin esiri olmayacaksınız. İffetin tarumar edildiği yerde bile iffet abidesi gibi dimdik duracaksınız. İnsanlığın iftihar tablosu gibi Kabe'nin çıplak kadınlarla tevaf edildiği, bazı evlerin önüne o mevzuda onu işaretleyen bayraklar dalgalandığı halde onun, Ebu Bekir'in, Ömer'in iffetine kimse bir şey diyemiyor. Osman'ın iffetine kimse bir şey diyemiyor. Radiyallahu anhum elfe merratin diyemiyor. Bunları sizin önünüze serdikleri zaman belki insani nezaketinizin icabı olarak tükürüp geçmeyeceksiniz ama tiksinti duyacaksınız. İstifrağınızı tutmaya çalışacaksınız. Gasayan etmemek için dişinizi sıkacaksınız oradan. Allah Allah, bunlar da ne diyeceksiniz filan. Bu hal öyle tesir edecektir ki onlara kitaplar dolusu boynuzu aşkın kitaplarla, bu kitaplar hadis kitapları da olsa, bu kitaplar menkıbe kitapları da olsa, siyer kitapları da olsa, Firdevsi edasıyla, cami edasıyla, efendim Sadi edasıyla anlatsanız, o ölçüde üstün bir belaatla anlatsanız, her biriniz bir Füzuli kesilseniz, bir Şeyh Galip kesilseniz, bir Mevlana kesilseniz, herkesi büyüleyecek o beyanınızla onları anlatsanız, fakat hiçbir zaman sizin hal o temsil diliyle anlattığınız kadar müessir olmayacaktır. Cenab-ı Hak belli bir ölçüde bu mevzuda çok fazla malumat ve müktesebatları olmamasına rağmen arkadaşlarınızın dünya üzerindeki tesirleri Allah'ın izni inayetiyle bu sayede oldu.